Şehirler nasıl planlanıyor? Doğal afetler ya da çevresel sorunlar nasıl tespit ediliyor? Nasıl yönetiliyor? Tüm bu soruların cevabı coğrafi bilgi sistemlerinde saklı aslında. Peki bu coğrafi bilgi sistemleri nedir? Bu videomuzda size bunu anlatacağım. Temel mantığından bahsedeceğim size. Peki hemen bakalım coğrafi bilgi sistemleri nedir? Öncelikle tanımdan size bahsedeyim. Coğrafi bilgi sistemleri, yeryüzüne ait olan bilgilerin toplanması, depolanması, sorgulanması, analiz yapılması, haritaların hazırlanmasını sağlayan bir sistemdir diyebiliriz. Coğrafi bilgi sistemleri dediğimiz kısaltılmışı CBS diye geçiyor. İngilizcesi peki nedir? Geographic Information System diye geçiyor. Bunun da kısaltılmışı GIS yani GIS diye geçiyor. Peki tanımı bir kenara bırakırsak bunun temel mantığı nasıl çalışıyor? Coğrafi bilgi sistemlerini diğer programlardan ayıran yön nedir? Örnek veriyorum bir çizim programından nasıl ayrılıyor? Size bunlardan bahsedeceğim bu videoda. CBS'nin en temel mantığını size anlatabilmek için herkesin bildiği bir programı tercih ettim. Paint programı. Hepimiz biliyoruzdur diye düşünüyorum. Paint programını herhangi bir çizim programı olarak düşünebilirsiniz. İlla bu olması gerekmiyor. Sadece bilinirliği fazla herkesin bildiği bir program. O yüzden dolayı bunu tercih ettim. Geldik buradan. Bir obje çiziyoruz. Bu şekilde bir çizgi objesi oluşturduk. Bakın bu çizgi objesi yeryüzündeki bir objeyi temsil ediyor. Nedir peki bu? Burası bir yol olabilir, burası bir hat olabilir, elektrik hattı olur ya da su hattı olabilir, doğalgaz hattı olabilir. Çizgiyle temsil edilebilecek herhangi bir obje olabilir. Peki bir tane örnek daha çizelim. Bu şekilde bir dikdörtgen oluşturduk. Bu da yine yeryüzündeki bir objeyi temsil etsin. Mesela burası bir park alanı olabilir, bir bina yapı olabilir ya da burası bir tarım arazisi olabilir. Diyelim ki burası bizim bir tarım arazimiz. Ben bu tarım arazisi üzerinde gelip herhangi bir bilgi yazabiliyor muyum? Hemen ona bakalım. Buradan hemen text yazısını aldım. Geldim buraya. Şuradaki fontu biraz büyüttüm. Buraya bir isim verelim. Mesela mısır tarlası yazacağım buraya. Bu bizim tarlamızın türünü belirliyor. Peki buraya başka neler yazabiliriz? Bu tarlanın kime ait olduğunu yazabiliriz. Tarlanın alanını yazabiliriz. Tarlanın bulunduğu mesela bir önceki sene yine mısır mı ekildi? Ya da başka bir ürün mü ekildi? Bunu yazabilirsiniz. Bunun gibi birçok bilgi buraya ekleyebilirsiniz. Bu bir çizim programı dedik. Çizim yapıp bilgi buraya ekleyebiliyoruz. Bir de CBS programına gelelim. Burası MapInfo programı. Coğrafi bilgi sistemleri programlarından bir tanesi. Hemen geliyorum. Bakın aynı çizimi ben burada da yapabiliyorum. Dikdörtgen kareyi aldık ve bu şekilde bir obje oluşturduk burada. Objemiz burada. Tabii bunun stilini, rengini değiştirebiliyorsunuz çizim programlarında da olduğu gibi. Daha sonra gelip ben buna bilgi eklemek istiyorsam eğer bunun arka tarafında bir veri sayfası dediğimiz, öz nitelik tablosu dediğimiz bir alan var. Çizim programlarında böyle bir alan yok. Yani aslında arka tarafta bir Excel verisi var. Hemen arka taraftaki Excel verisini açtık. Bakın burada bir tane satırımız var. Daha rahat anlatabilmek adına şöyle yapacağım. Yan tarafa alacağım buradaki sayfayı. Biz buraya veri sayfası ya da öz nitelik tablosu diyoruz şuraya. Bakın bu obje buradaki satıra bağlı. Ben ne yapabiliyorum? Gelip buradaki satıra burayla ilgili bilgiler yazabilirim. Mesela diğer tarafta biz ne yapmıştık Paint programında? Mısır tarlası demiştik değil mi? Şu şekilde mısır tarlası diye yazdım. Başka? Ben buraya alan bilgisini yine yazabiliyorum. Tarlanın kime ait olduğunu yazabiliyorum. Önceki senelerde neler ekildi? Bunu yazabiliyoruz. Buranın iklimi olur, sıcaklığı olur, tarlayla ilgili yani bu araziyle ilgili istediğiniz bilgileri buraya yazabilirsiniz. Burada farklılık nerede çıkıyor? Çizim programlarında arka tarafta bir veri sayfası dediğimiz hani öz nitelik tablosu yer almıyor. Yani Excel sayfası gibi bir sayfa yer almıyor. Sadece burada siz görselde yazabiliyorsunuz. Ama coğrafi bilgi sistemleri programında siz gelip burada veri sayfası dediğimiz kısma bilgi yazabiliyorsunuz. Peki burada yazacağımız bilginin bir sınırı var mı? Paint'teki ile kıyaslıyorum. Buradaki yazacağımız bilgiler aslında sınırlı. Yani siz burayı doldurduğunuz zaman daha fazla bilgi buraya yazamazsınız. Örnek veriyorum 50 tane ben bilgi yazmak istiyorum buraya. Bunu buraya sığdırmanız biraz zor ya da yazıyı küçültüp yazabilirsiniz. Bu çok kullanışlı değil. Ama coğrafi bilgi sistemlerinde böyle bir durum yok. Siz gelip buraya istediğiniz kadar bilgiyi yazabiliyorsunuz. Peki buradaki örneği hemen kapatıyorum hızlı bir şekilde. Hemen şöyle bir örneğe bakalım. Biraz önce tek bir obje üzerinden örnek oluşturmuştuk. Şimdi biraz daha kalabalık bir veriye geçiş yapacağız. Öncelikle şunu yapalım. Burası neresi? Yeryüzünü gösteren bir altlık harita. Bakın burada bir park alanımız var. Hemen bu park alanını çizeceğim ve burayla ilgili bilgiler gireceğiz veri sayfasına. Geldim hemen buradan poligonu seçiyorum ve çizime başlıyorum. Çok detaylı bir şekilde tabii çizim yapmıyorum. Şu an CBS nedir'i size hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Çizdik bu şekilde park alanımız ve bunun bilgilerini girmek istiyoruz. Bakın buradan name diyor. Mesela buraya ne diyelim? Aile parkı diyelim. Tabii buradaki ismi ben şu an tamamıyla örnek olması için farazi bir şekilde yazıyorum. Normalde bunun gidip araziden ya da herhangi başka bir yerden ismini öğrenip gelip buraya yazmak gerekiyor.
Kategori diyor. Kategoride ben şöyle park diye yazdım buraya. ID kısımlarına herhangi bir şey yazmıyorum. Ben şöyle geriye doğru çıkıyorum. Şu an oluşturmuş olduğumuz bir tane park. Burada diğer alanlar da var değil mi? Hemen şu altı haritayı kapatıyorum. Burada bizim yollarımız çizilmiş daha önce. Bakın buradaki bordo olanlar yollar. Binaları şöyle açacağım. Daha önceden biri gelmiş ve çizimi bu şekilde yapmış. Ve şehri bu şekilde modellemiş. Tekrardan altı haritayı açacağım. Ve buradaki altı haritayı internetten çekiyor. Yolları kapatıyorum şimdilik. Bakın burada binalar var. Ve bunun dışında burada objeler çizilmiş. Biraz önce benim parkta çizmiş olduğum gibi. Burada tabii sadece parklar çizilmemiş. Başka alanlar da var. Peki nedir bu? Hemen bunun veri sayfasına bakalım. Neler çizilmiş? Bakın burada kategoriler var. Camiler oluşturulmuş. Okul için alanlar oluşturulmuş. Ya da kurumla ilgili alanlar var. Parklar var. Bunun gibi bilgiler girilmiş. Daha rahat görmek için artık altı haritayı kapattım. Bu şekilde objeler oluşturmuş. Bunların her biri yeryüzünde bir alanı temsil ediyor. Kimisi park, kimisi kurum, kimisi okul. Bu şekilde gördüğümüzde aslında çok da fazla bize bir anlam ifade etmiyor. Hani veri sayfasına bilgi giriyorduk ya, bu bilgi bize nerede işimize yarayacak? Bundan size bahsedeceğim. Hemen geliyorum. Bakın tematik diye bir harita türümüz var. Haritayı renklendiriyor. Hızlı bir şekilde yapacağım. Çok fazla renk ayarıyla vakit kaybı olmasın istemiyorum. Bakın hızlı bir şekilde bir tematik renklendirilmiş harita oluşturduk. Buradaki fontu da biraz büyüteceğim daha rahat görebilmek adına. Bakın ne yaptı? Lejantımız burada. Biz buradaki renklere göre neyin ne olduğunu artık ayırt edebiliyoruz. Tekrardan altına Bing altlığını açtığımızda mesela parklar neredeymiş? Parklar şurada. Yani şu koyu yeşil olanlar park alanları. Ya da geldik açık renkli olanlar neymiş? Kültür merkezi. Tüm renklere göre haritayı karşımızda görebiliyoruz. Bu bize neyi veriyor? Bu bize coğrafi dağılışı sağlıyor. Aslında coğrafi bilgi sistemlerinin bize sağladığı avantajlardan bir tanesi coğrafi dağılışı görmek. Peki bunu biz bir çizim programında yapabiliyor muyuz? Mesela Paint'te ya da işte bir Photoshop programında yapabiliyor muyuz? Hayır, yapamıyoruz. Evet, yapılabilir mi? Hani yapılabilir, yapılamaz dediğim. Bu kadar kısa sürede yapılamaz. Oturup mesela saatlerce harcarsanız tabii ki de yapılabilir ama yanlış yapabilirsiniz. Doğru renklendirme olmaz, gruplandırma doğru olmayabilir. Orada ne yapmamız gerekiyor? Her birini tek tek bulup işte alıp renklendirmemiz gerekiyor. Peki burada biz bu şekilde yaptık mı? Hayır. Veri sayfasındaki bilgiyi kullanarak saniyeler içerisinde biz dağılışı görebiliyoruz. Peki sadece kategoriye göre mi görebiliyoruz? Hayır. Burada eğer ki bu alan objeleriyle ilgili başka bilgiler olsaydı buna göre de dağılışı görebilirdik. CBS'nin bize sağladığı avantajlardan sadece bir tanesi bu. Coğrafi dağılışı görmek. Bunun dışında peki başka ne işlemler yapabiliriz? Mesela burada kaç adet park varmış bunu görebiliyoruz. Hemen şuradan park sayısını görebiliyoruz. Bakın tematik oluşturduğumda park parantez içerisinde 34 diyor. 34 tane park varmış. Tabii sadece buradaki haritada değil. Şu an veri biraz büyük olduğu için şöyle göstereyim size. Hani sayıp burada 34 tane park yok diyebilirsiniz. Aslında benim verim biraz daha geniş gidiyor. Sadece biz şimdilik bu alanı görüyoruz. İstersek bu alana göre kırpma da yapabiliyoruz. 34 tane park olduğunu görebiliyoruz. Biz bunun veri sayfasını açtığımızda istediğimizi sorgulamasını yapabiliriz. Ya da yani sorgulamadan kastım ne? Sorgulama ya da filtreleme işlemi de diyebiliriz. Filtreleyip karşımıza getirebiliriz. Aslında burası biraz şeye benziyor. Diyelim ki bir alışveriş sitesinde dolaşıyorsunuz. Ne almamız gerekiyor? Diyelim ki bir mouse almamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Mesela mouse'u işte kablolu mu olsun, kablosuz mu olsun? Buna göre bir filtreleme yapabiliyorsunuz değil mi? Aynı işlem burada da var. Ben gelip buradan sorgu yapabiliyorum. Ben buradan istediğimi kapatıp açabiliyorum. Mesela ben buradan diyelim ki camileri görmek istiyorum. Bütün hepsini kapatalım şöyle. Ve şu an sadece camileri görüyoruz. Bu coğrafi bilgi sistemlerinin bize sağladığı avantajlardan bir diğeri. Obje oluşturuyoruz. Objenin veri sayfasına bilgi giriyoruz. Aslında en temel mantığı buradan çıkıyor coğrafi bilgi sistemleri. Diğer çizim programında böyle bir işlem mümkün değil. Coğrafi bilgi sistemlerine devam edelim. Tabii ki de hepsini anlatmak şu an mümkün değil. Size en temel haliyle, en basit haliyle, en kısaltılmış haliyle şu an size anlatıyorum. Çok çok basit örnekler üzerinden ilerliyoruz şu an. Coğrafi bilgi sistemlerinin temel bileşenleri var. Yani olmazsa olmazları var. 5 tane olmazsa olmazı vardır. Bunlardan birincisi amaç. Mesela tematik bir harita oluşturduk değil mi şimdi? Buradaki amacımız neydi? Alanların özelliklerini, kategorilerini görmek istiyorduk. Bu bizim amacımızdı. Peki ikinci olmazsa olmaz nedir? Burada bir donanıma ihtiyacımız var. İşlem yaparken donanım olması gerekiyor. Peki buradaki donanım nedir? Benim şu an kullanmış olduğum bilgisayar. Bu bizim donanımımız oluyor. Donanım olmadan tabii ki de programı kurup üzerinde işlemler yapamayız. O yüzden dolayı donanıma da ihtiyacımız var. Bu bir masaüstü olur, bir sunucu olabilir, laptop olabilir. Bunlar üzerinden işlemler yapabiliriz. Üçüncü olmazsa olmazımız bir yazılıma ihtiyacımız var. Peki nedir bu yazılım? Şu anki yazılımımız MapInfo Pro. Bu MapInfo'da olabilir. Başka
bir CBS programı da olabilir. Yani ArcGIS kullanabilirsiniz, QGIS olabilir, Global Mapper olabilir. Bunun gibi başka programları kullanabilirsiniz. Yine buna da ihtiyacımız var. Çünkü program olmadan, şu an mesela MapInfo olmadan ben bu işlemi yapamam maalesef. Dördüncü bileşenimiz, veri olması gerekiyor. Evet, elimizde donanım var, amacımız var, yazılımımız var. Peki veri olmadan bu işlemi yapabilir miyiz? Tabii ki de hayır. Bizim elimizde bu alan objeleri olmasaydı ve veri sayfasında kategori kısmı olmasaydı biz gelip bu şekilde renklendirme işlemi yapamazdık. O yüzden dolayı veriye kesinlikle ihtiyacımız var. Her zaman hazır veri mi olması gerekiyor? Hayır. Bazen kendimiz veri üretmemiz gerekiyor. Bazen hazır veri elde edip bunu işleyip üzerinden işlemler yapabiliriz. Beşinci olmazsa olmazımız nedir? Bu da insan. Şu an buradaki insan da benim tabii ki de. Burada insan olmadan işlem yapamayız. Kesinlikle birisinin bilgisayar başında oturup bu işlemleri yapıyor olması gerekiyor. Bunlar coğrafi bilgi sistemlerinin olmazsa olmazlarıdır. 5 temel bileşen. Bunların dışında size CBS ile ilgili başka bir özellik daha göstereceğim. Biz coğrafi bilgi sistemlerinde verileri görselleştirebiliyoruz. Yani karmaşık verileri alıp anlamlı hale getirebiliyoruz. Verilerin görselleştirilmesi çok önemli bir konu. Hemen bir tane örneğini size göstermek istiyorum. Buradaki bilgileri kapatıyorum. Şimdilik burayla bir işimiz yok. Geldik web sitesine. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü sitesi. Bakın burada depremleri gösteriyor. Hemen şuradaki açılır listeden deprem verilerine geldim ve deprem kataloğuna gidiyoruz. Benim amacım şu, 1900 yılından itibaren Türkiye'de olan depremleri harita üzerinde görmek istiyorum, görselleştirmek istiyorum. Nerelerde en fazla deprem olmuş? Büyüklük olarak depremleri görmek istiyoruz. Hemen bu siteye geldik. Öncelikle veriye ihtiyacımız var. Hemen burayı dolduruyoruz tabii. Aramayı başlat diyorum. Evet, sorgulamayı yaptı. Şu an karşımıza getirdi. Bakın şu şekilde. Ben hemen geliyorum buradan listeyi indire bastım. Ve indirme işlemi tamamlandı. Bunu masa üstüne alacağım. Evet, veriyi masa üstüne aldım. Buradaki verimiz TXT dosyası. Hemen bir tane klasör oluşturacağım bunun için. Uygulama 1 diye isim verdim ve bunu da tuttum. Şuraya bıraktım. Bu şekilde ismini bırakabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Mesela ben şöyle deprem diye isim verdim. Çift tıklayıp açıyorum bunu. Burada kolonlarımız var tabii. No, deprem kodu, oluş tarihi, oluş zamanı. Burada bizi ilgilendiren bilgilerden bir tanesi enlem boylamdır. Nedir bu enlem boylam? XY diye de geçer. Bu bizim matematiksel adresimiz. Burada kaç tane satır var. Evet, bakın şuraya kadar geldik. 20.605 tane kayıt var. Burası yoğun bir veri. Bu daha fazla da olabilirdi tabii. Şu an herhangi bir şey bize ifade etmiyor. Bir anlam ifade etmiyor. Biz bunu harita üzerinde yerleştirip görselleştirirsek bizim için çok daha anlamlı hale gelecektir. Hemen geliyoruz. CBS programımıza geçtik. MapInfo programına geldik. Buraları biraz hızlı geçeceğim. TXT dosyamızı seçiyoruz. Öncelikle MapInfo'da açmam lazım bu veriyi. Hemen geliyorum. Windows Türk işi seçtik. Verimiz bu şekilde geldi. TXT dosyasını, bu bir Excel dosyası da olabilirdi, MapInfo programında açtık. Bunun şu an bir haritası yok. Biz bunun haritasını oluşturabilir miyiz? Evet. Burada bizim enlem boylam bilgilerimiz var. Enlem boylam bilgisi bizim matematiksel adresimiz. Nasıl ki biz birisine adresimizi paylaştığımızda işte A mahallesi, B sokak, C numarası diyorsak, işte il ilçe bilgisini veriyorsak, aynısı bu enlem boylamda da geçerli. Burası XY diye de isimlendirilir bazen. Biz bir kişiye enlem boylam bilgimizi paylaşırsak dünya üzerindeki konumumuzu çok rahat bir şekilde bulabilir. Bunun da haritasını oluşturacağım. Evet, bir stil de seçiyorum şu şekilde. Biraz stili küçülteceğim burada. Çok büyük olmasına gerek yok. Doğru sütunları seçiyorum ve tamam dedim. Bakın ne oldu? Şu an nokta objemiz geldi. Altına alt harita açacağım. Yani neredeymiş bu veri? Bunu görmek istiyoruz. Bakın burası Türkiye üzerindeki bir veri. Hemen rengini de ayarlayalım. Biraz daha belirgin olsun istiyorum. Bakın şöyle sarı renkte ayarladık. Biraz boyutunu küçültelim bunun. Bakın Türkiye üzerindeki depremleri şu an görebiliyoruz. Tabi buradaki veri henüz istediğimiz gibi değil. Bunun üzerinde birkaç analiz daha yapacağız. Hemen onları da yapalım. Öncelikle şu altı haritayı kapatıyorum şimdilik. Bakın burada noktalarımız var ve bu noktalara bağlı olarak da bilgiler var veri sayfasında. Veri sayfasında şuradaki sütun var ya, MW diye geçen. Bu moment büyüklüğünü gösterir. Herhangi bir depremin moment büyüklüğünü gösteriyor. Peki biz buradaki bilgiyi kullanarak haritamızı renklendirebiliriz. Yani nerelerde deprem yoğunluğumuz fazla, moment büyüklüğü hangi depremlerde daha yüksek, daha düşük, bunları görebiliriz. Analizimizi yapıyoruz burada. Yapacağım analizde enterpolasyon metodunu kullanıyorum şu an. Şu an yaptığım analizde aslında bir ısı haritası, heat map yapıyoruz. Yani dağılışı, yoğunluğu görmek. Küçük ayarlar yapıyorum burada. Evet, ısı haritamızı oluşturduk. Hemen şunları kapatıyorum. Küçük bir ayar daha yapacağım. Üzerinde gölge ışık efekti var. Bunları kaldırdım.
deprem noktalarını da şu şekilde kapatıyorum. Dağılışı daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Sadece bu şekilde görmemiz yeterli mi? Değil tabii ki de. Hemen geliyorum, bunun lejantını da açmam gerekiyor. Tabii ki buradaki renklere göre yorumlamamız çok doğru değil. Lejanta göre bakmamız gerekiyor. Lejantımızı getirdik. Buradaki mavi olan yerler depremlerin daha az olduğu yerler. Kırmızıya doğru gittikçe hem deprem yoğunluğunun fazla olduğu hem de deprem büyüklüğü, moment büyüklüğünün fazla olduğunu bize ifade ediyor. İstersek tabii burada renk düzenlemesi ya da Türkiye'ye göre kesme klip işlemlerini de yapabiliyoruz. Bunun üzerinde Türkiye'yi de kesip çıkaracağım daha anlamlı olması adına. Haritamız hazır oldu artık. Ben bunun lejantını da biraz önce açmıştım. Tekrardan bir açalım. Deprem sayısının nerede yoğun olduğunu, nerede daha az olduğunu görebiliyorum. Ne yaptık? Görselliği olmayan bir veriyi aldık. Burada haritasını oluşturduk ve üzerinde ısı haritası oluşturarak bir de görsel bir hale getirmiş olduk. Biz bunu coğrafi bilgi sistemlerinde yapabiliyoruz. Diğer herhangi bir çizim programında bunu yapmanız çok çok zor. İstersek burada tabii renk dağılışını renk ayarında yapabiliyorsunuz. Bakın şu şekilde bir renklendirme hazırlamıştım daha öncesinde. Artık renkleri ne yapabiliyoruz? Bu sarıdan kırmızıya doğru görebiliriz. Yani bordoya doğru. Sarıdan bordoya doğru görebiliriz. Bordo olan yerler yüksek riskli olan yerler, sarıya doğru olan yerler ise riskin daha az olduğunu söyleyebiliriz. Coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili bahsedeceğim son bir nokta ise şudur. Önemli konulardan bir tanesi veri türleri. Yani coğrafi bilgi sistemlerini anlayabilmemiz için veri türlerini anlayabilmemiz gerekiyor. 3 tane veri türü var coğrafi bilgi sistemlerinde. Birincisi vektörel veriler. Hemen örnek açalım bir tane. Bakın bu bir vektörel veridir. Şunlar var ya, vektörel verileri biz alıp bu şekilde seçebiliyoruz. Aslında elle çizilmiş olan veriler. Hani videoda size gösterdiğim şekilde gidip bir park alanı çiziyordum ya, ya da ilk başta anlattığım şekilde bir tarım alanı çiziyorduk. Bunlar vektörel veriler. Mesela şu an açmış olduğum veri hangisi? Şuradaki isimden de anlayacağımız üzere binalar verisi. Altına bir altlık harita açıyorum. Bakın buradaki binalar alıp çizilmiş. Ve bunların veri sayfasına da bilgiler girilmiş. Tabii hepsinde bilgi olmayabilir. Şu an örnek olması için bu datayı size gösteriyorum. Burada bilgiler var. Ben gelip buraya istediğim kadar sütun kolon açıp bilgi ekleyebilirim. Bunun üzerinde sorgulama analiz yapabilirim. Renklendirme işlemi yapabiliriz gibi. Vektörel verilerimizde peki kaç tane tür var? Hemen onu da göstereyim size. Birinci vektörel veri türümüz alan. Burada görmüş olduğumuz bina vardı ya. Altlık haritayı kapattım şimdilik. Bunlar alan vektörel verilerimiz. Çizgi vektörel verimiz. Burada yollar çizilmiş. Başka? Bir de burada bakın nokta olanlar var. Önemli noktalar diye geçiyormuş. Mesela bu neymiş? Hemen ona da bakalım bir. Önemli noktaların veri sayfasına gittik. Sağlık kurumları var. Aktarlar varmış. Alışveriş merkezleri var. Balıkçılık gibi bilgiler yer alıyor. Bu da nokta verisi. Yani şöyle kapatıp göstermek istiyorum. Bu da nokta verisi. Bu da bir vektörel veri türüdür. Vektörel veride çizim yaparsınız. Alıp veri sayfasına istediğiniz kadar bilgi ekleyip değiştirebilirsiniz. İkinci veri türümüz nedir? Raster veri. Raster veri dediğimiz nedir? Mesela telefonla aldığınız herhangi bir yerin resmini çektiniz değil mi? Siz bu telefonda resme çok yaklaşırsanız pikselleri görebilirsiniz. Piksellerden, hücrelerden oluşan veri türüdür. Hemen bir tane örnek göstermek istiyorum size. Mesela uydu görüntüleri. Bakın şöyle bir uydu görüntümüz var. Burası neresi? İstanbul'a ait bir uydu görüntüsü. Yaklaşıyorum. Küçük bir ayar yapacağım. Pikselleri görebilmemiz adına. Yaklaştım. Bakın ne oldu? Burada pikselleri görebiliyorsunuz. Bunlar raster veri diye geçer. Hücre ve piksellerden oluşur. Bunlar boş pikseller mi? Kesinlikle hayır. Hemen örneğini göstereceğim size. Burada her bir piksel kendi içerisinde bilgiler barındırır. Diyeceksiniz ki buradaki veri neyi ifade ediyor? Uydu görüntüleri kesinlikle boş veriler değildir. Kendi içerisinde yükseklik, sıcaklık ya da işte su bilgisi, bitki örtüsü bilgisi gibi bilgiler yer alır. Yani veri sayfası diyorduk ya hani vektörel verilerde. Raster'da ise veri sayfası yoktur. Pikselin kendi içerisinde gömülüdür. Üçüncü veri türümüz nedir? Mekansal olmayan veriler. Ne demek bu? Hani depremle ilgili uygulama yaparken ilk başta biz ne yaptık? Geldik burada TXT dosyasını indirmiştik değil mi? İşte bu mekansal olmayan bir veri. Herhangi bir mekanla ilişkilendirilmemiş olan veri. Biz ne yaptık? Bunu aldık. Haritasını oluşturduk değil mi? Noktalarını oluşturduk enlem boylam bilgisini kullanarak. O zaman artık bu bir vektörel veriye dönüşmüş oldu. Ama vektörel veriye dönüşmeden önce mekansal olmayan bir veriydi. Biz aldık bunu, mekanla ilişkilendirdik. Bu TXT dosyası olabilir, Excel dosyası olabilir. Bunun gibi veriler. Bunlar mekansal olmayan veri türü diye geçer. Evet, coğrafi bilgi sistemleri dediğimiz en basit haliyle bu şekilde. Yani verilerimiz mekanla ilişkilendiriliyor. Ve bunun üzerinden analizler, işlemler yapıp haritalar oluşturabiliyoruz. Coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili çok daha fazla video sizlere çekmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.